BTC Haber TV'den selamlar. 8 Mayıs 2024 Çarşamba gününde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Varlık yöneticisi Grayscale, SEC'nin 30 Mayıs'ta nihai kararı vermesini beklemeden vadeli Ethereum ETF başvurusunu geri çekti. Bloomberg ETF analisti James Seifert bu konu hakkında daha önce bu hamleyi turbo atı olarak nitelendirerek Grayscale'ın vadeli ETF onaylandıktan sonra SEC'yi spot Ethereum ETF konusunda ikna edeceğini öne sürmüştü. Seifert şimdi ise SEC'nin Grayscale'la bu konuyu önceden konuştuğunu ve söylenenlerin Grayscale'ı geri çekmeye ittiğini söyledi. Grayscale'ın uzun bir seriyi sonlandırarak 2 gün üst üste net para girişi gerçekleştiren Spot Bitcoin ETF'i GBTC, geçtiğimiz gün 29 milyon dolarlık net para çıkışına imza attı. Genel olarak Spot Bitcoin ETF'lerde ise 15,64 milyon dolar net para çıkışı gerçekleşti. Negatif veriler ve haber akışı Bitcoin fiyatında da etkisini gösterdi. Son 24 saatte %3,58 oranında değer kaybı yaşayan BTC fiyatı 64 bin dolar seviyesindeki destek noktasını da kaybederek 62 bin bandına geriledi. Tehlike çanları ise 60 bin 800 dolar desteği için çalıyor. Japonya merkezli kripto para borsası Coincheck, Coinbase'den sonra Nasdaq'tan istenen ikinci borsa olmak için çalışmalarını hızlandırdı. 2 milyona yakın müşterisi bulunan Coincheck, halihazırda Nasdaq'ta THCP koduyla işlem gören Thunderbridge Capital Partners 4 ile ticari birleşme için SEC'ye kayıt beyanında bulundu. Japonya merkezli kripto borsası bu birleşmenin sonucunda ABD'de halka açılacak. Gün sonu raporunu geride bıraktığımız 24 saatte en büyük yükseliş yaşayan 3 coin ile noktalıyoruz. %5,5'luk yükselişle Torchain, %4'lük yükselişiyle Athena ve %2,4'lük yükselişle Tron dikkatleri üzerine çeken altcoin'ler oldu. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açabilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.